Yani navbatdagi mavzumuz murakkab funksiyaning hosilasi. Hop, dastlab murakkab funksiya degani nima degani shuni tushuntirib o'tamiz. Kelinglar ikkita funksiya olaylik. Birinchisi y teng sinus x, ikkinchisi y teng masalan x darajasi 3. Birinchi funksiyadagi x ning o'rniga ikkinchi funksiyani olib kelib qo'yaylik. Bu holda biz yangi funksiya hosil qilamiz. Y teng sinus x kub. Bu ikkita funksiyadan tuzilgan funksiya. Mana shu funksiya murakkab funksiya deyiladi. Murakkab degani qiyin degan ma'noda emas. Murakkab qiyin degan ma'noda ishlatilmaydi. Bu yerda tuzilgan degan ma'noda ishlatiladi. Ya'ni ikkita yoki undan ko'p funksiyalardan tuzilgan degan ma'noda murakkab so'zi ishlatiladi. Ha, lekin aslida qiyin degan ma'noda emas. Va ikkinchi xil yo'li, masalan, yana bitta funksiya quraylik. Endi ikkinchi funksiyadagi x ning o'rniga birinchi funksiyani olib kelib qo'yaylik. Bu holda yana boshqa bir funksiyani hosil qilamiz. Sinus x ning kubi. Mana bu funksiyani hosil qilamiz. Bu funksiyani biz quyidagicha yozamiz. Sinus kvadrat, sinus kub x. Bu ham murakkab funksiya. İkkita funksiyadan tuzilgan. Sinus x'dan va x kubdan tuzilgan. Birinchi funksiyada x kub ichkarida, ikkinchi funksiyada esa sinus x ichkaridagi funksiya. Shu yo'l bilan biz bir necha xil murakkab funksiyalar hosil qilishimiz mumkin. Yana boshqa bir misol. Masalan, y teng ildiz ostida x, y teng masalan, cosinus x. Agar cosinus x'ni bu x'ning o'rniga olib qo'ysak, y teng ildiz ostida cosinus x hosil qilamiz. Mana murakkab funksiya ikkita funksiyadan tuzilgan, mana bu funksiyalardan. Yoki bo'lmasa, xuddi shu funksiyalardan tuzilgan ikkinchi bir murakkab funksiya. Ya'ni x ning o'rniga ildiz ostida x ni olib kelib qo'yadik. Bu holda cosinus ildiz ostida x. Mana bu funksiyani hosil qilamiz. Demak, bular ikkita funksiyadan tuzilgan murakkab funksiyalar, mana bu ikkitasi. Aslida 3 ta funksiyadan tuzilgan bo'lishi mumkin. Masalan, y teng sinus masalan cosinus yana tangens x. Mana 3 ta funksiyadan tuzilgan. Tangens eng ichkarida, undan keyin cosinus, undan keyin mana eng tashqarida turgan funksiya sinus funksiya. Mana shunday funksiyalar murakkab funksiyalar deyiladi. Demak, murakkab degani bu qiyin degan ma'noda emas, ya'ni bir nechta funksiyalardan tuzilgan degan ma'noda ishlatiladi. Demak, ikki yoki undan ko'p funksiyalardan tuzilgan degan ma'noda ishlatiladi. Endi bunday funksiyalarning hosilasi qanday qilib topiladi? Endi shunga o'tamiz. Murakkab funksiyani ko'rinishini quyidagicha yozishimiz mumkin. Mana masalan, ikkita funksiya umumiy holda. Masalan, bittasi fx funksiya berilgan bo'lsin, ikkinchisi gx funksiya berilgan bo'lsin. Bu holda birinchi funksiyadagi x ning o'rniga gx ni olib qo'yamiz. Bu holda y teng f gx. Mana bunday murakkab funksiyani hosil qilamiz. Ya'ni ikkita funksiyadan tuzilgan murakkab funksiya. Va bu funksiyani hosilasi qanday qilib topiladi? Endi hosilasini topishga o'tamiz. Bunday funksiyalarning hosilasini topish uchun mana kelinglar birinchi misoldan boshlaymiz. Birinchi misol. 3x minus 1 ni u bilan belgilaymiz. U teng 3x minus 1. U holda bu funksiyani ko'rinishi y teng u darajasi 7. Mana bu ko'rinishga keladi. Endi bu funksiyani hosilasini olamiz. Bu yerda u o'z navbatida boshqa bir funksiya. Buni hosilasi quyidagicha olinadi. y' teng 7 ko'paytiruv u darajasi 7 minus 1 ko'paytiruv u ni hosilasi. Demak, mana bu yerda birinchi qismida bizga yangi narsa yo'q. Darajani funksiyani mana u darajasi 7 ni hosilasini foydalandik bu yerda. Mana bu yerda faqat u ni hosilasiga ko'paytirib qo'yamiz. Murakkab funksiyani hosilasi shunday topiladi. Xo'p, demak, bu ham teng bo'ladi. Soddalashtirib qo'yamiz. U ni hosilasi mana bu yerda dastlab hisoblab olamiz. Buni hosilasi 3 ga teng. Demak, buni hosilasi 3 ga teng ekan, o'rniga 3 qo'yamiz. 3 kere 7 21. U darajasi 6. Va nihoyat u ning o'rniga yana 3x minus 1 ni yozib qo'yamiz. 21 ko'paytiruv 3x minus 1 ning 6-chi darajasi. Mana shu yo'l bilan topiladi. Keyingi misolga o'tamiz.
Keyin misol ko'rsatishdan oldin keldinglar, mana shunga umumiy formula yozaylik. Buni xoslasini topish uchun biz gx ni u bilan belgilaymiz. U teng gx. Bu holda bu funksiya fu ko'rinishiga keladi. Uni xoslasi y' teng f ni xoslasi ko'paytiruv u'. Mana bu murakkab funksiyani xoslasini topish formulasi. U ni o'rniga biz gx ni olib kelib qo'yamiz. U'nun hasılasının oranı gibi C'nin hasılasına verip koyalımız. Şu formüle yardımıyla kendi misallarını geçeceğiz. Bu formülanı esnaf paylaşan şartmaz. Birden ege bana şöylerge tatbikini bana şu yolu bulan işleşimiz mümkün. Yani ikinci misal. Ne bana U bulan belgeleyimiz? X kubunu U bulan belgeleyimiz. U ten X kub. Çünkü içkerdeki funksiye. İçkerdeki funksiyonu biz U bulan belgeleyimiz. Bu halde Y ten sinus u. Mana bunday funksiyani hosil qilamiz. Hosilasini olamiz. y' teng sinusni hosilasi kosinus u ni o'zini yozamiz. Ko'paytirib u ni hosilasi. U ni hosilasini mana bu yerda dastlab hisoblab olamiz. U ni hosilasi 3x kvadratga teng. Bo'ldi, endi o'rniga olib kelib qo'yamiz. U ni o'rniga x kubni, u ni hosilasini o'rniga 3x kvadratni qo'yamiz. Natijada biz kosinus x kub ko'paytirib yun hosilasi 3x kvadrat. Mana buni hosil qilamiz. Mana bu yerda 3x kvadratni x kubga ko'paytirib qo'yish mumkin emas. Bu x kub kosinusning ichida. Mana bu yerda qavs yozishimiz mumkin. Bu ichkarida kosinusning ichida bu. Buni lekin kosinusning oldida yozishimiz mumkin. 3x kvadrat kosinus x kub. Mana buni yozishimiz mumkin. Agar 3x kvadratni x kubga ko'paytirib mana bunday yozsak xato bo'ladi. Kosinus 3x darajasi 5. Bu xato, bunga teng emas. Lekin afsuski shunday hollar ham uchrab turadi. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Xo'p, shunday qilib mana bu misolni ishladik. Uni hosilasi mana bu funksiyaga teng ekan. 3-chi misolga o'tamiz. Hop, nima uni u bilan belgilaymiz? Ichkaridagi funksiya sinus x. Demak, u ni u sinus x ga teng ekan. U holda y ildiz ostida u ga teng bo'ladi. Hosilasini olamiz. Bizga ildiz ostida x ni hosilasi kerak. Biz buni avvalgi darslarimizda aytib o'tdik. Bu 1/2 ildiz ostida x ga teng. U bo'lganda 1/2 ildiz ostida u ga teng bo'ladi. Ko'paytirib u ni hosilasi. Murakkab funksiyada mana u funksiya bo'lgan holda biz u ni hosilasiga ko'paytiramiz har doim. Demak, u ni hosilasini dastlab topib qo'yamiz. Sinus ni hosilasi kosinus x ga teng. Bo'ldi, endi u ni o'rniga sinus, hosilasini o'rniga kosinus x ni olib kelib qo'yamiz. Teng 1/2 ildiz ostida sinus x ko'paytirib hosilasi kosinus kosinus x. Hosila hisoblandi. Endi bu yog'i soddalashtirib qo'yish qoldi xolos. Teng kosinus x taqsim 2 ildiz ostida sinus x. Shunday qilib 3-chi funksiyaning mana bu funksiyaning hosilasi mana bu funksiyaga teng ekan. 4-chi misol. Birinchi misolda sinusni ichidagi funksiya, mana bu funksiya, uni u bilan belgilaymiz. Demak, birinchi misol u teng kosinus x darajasi 7. Bu holda funksiyamiz y teng sinus u ko'rinishiga keladi. Buni hosilasi y' teng sinusni hosilasi kosinus u ko'paytirib u ni hosilasi. Endi bizga u ni hosilasi kerak. U ni hosilasini topamiz. E'tibor beradigan bo'lsak, u ni o'zi ham murakkab funksiya. Bu ham ikkita funksiyadan tuzilgan. Kosinus va x darajasi 7 dan tuzilgan.
Demek bu ham öz nabatı da mürekkep funksiyonu iken. Bunun hasılasını tapış için yenge yana bitti özgür uç kırtağımız. V ten içkerdeki funksiyonu V ile belgeleyemiz. Yani x derecesi yetti mi? O halde U ten kosinus V körünüşe keladı. Bana bir de U'nun hasılasını tapış için bana bu formuladan faydalanamız. U'nun hasılası ten kosinusun hasılası minus sinus. V köpaytırı V'nin hasılası. Ve V'nin hasılası gerek. Hasılasını alalımız. V'nin hasılası ten 7 x derecesi 6. Bu da demek U'nun hasılasını taptık. Minus sinus V'nin oranına x derecesi 7 yazalımız. V'nin hasılasını oranına 7 x derecesi 6 yazalımız. Yani bu hantin minus 7 x derecesi 6 sinus x derecesi 7. V'nin hasılasını taptık. Yani şimdi biz U'nun hasılasını taptık. Yani biz bana bu formuladan faydalanan alalımız. U'nun hasılasını oranına bana bu ifadeni koyalımız. Bir de U'nun oranına kosinus x derecesi 7 koyalımız. Demek bu ham teng öz navbatida kosinus u yani mana bu ifoda kosinus x darajasi 7 ko'paytirib u ni hosilasi mana bu ifodaga teng minus 7 minus bo'lganligi sababli qavsni ichida yozamiz x darajasi 6 sinus x darajasi 7 hop hosila olindi endi soddalashtirib qo'yamiz masalan mana bu ifodani birinchi o'ringa yozsak maqulroq bo'ladi. Minus 7 x darajasi 6 sinus x darajasi 7 ko'paytiruv kosinus yana kosinus x darajasi 7. Shunday qilib mana bu funksiyaning hosilasi quyidagi funksiyaga teng ekan. Mana bu yerda 3 ta funksiyadan tuzilgan murakkab funksiyaning hosilasini topdik. Mana sinus, kosinus, x darajasi 7. Ve bu holda mana bunu ifodani u bilan belgilaganimizdan keyin buni o'zi ham murakkab funksiya bo'lyapti. Uni o'zini ham xuddi murakkab funksiya sifatida buni alohida yangi v degan nomini o'zgaruvchi kiritib mana bu yo'l bilan ishladik.